İyisinizdir umarım. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Hoş geldiniz. Bayağı kalabalıkmışız. 75 kişi toplanmış. Çok güzel, çok güzel. Hoş bulduk. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Boğaz enfeksiyonu geçiriyorum hafiften. Sesim biraz kötü gelebilir. Böyle sümüklü böcek gibi sürekli şeklindeyim. Sesim ve görüntüm iyi geliyor ama değil mi? Tamam. Hazırsanız başlayalım o zaman. Evet, bu aralar salgın var. Evet, siz de dikkatli olun. Bu aralar yeni bir varyanttan falan bahsediyorlar. Sizler de dikkatli olun isterseniz. Dikkat edin. Evet, şöyle ayarlayayım. Evet, dilerseniz başlayalım. Daha fazla vaktinizi almayayım ben sizin. Bu bir tanıtım dersi. Paragraf soruları ile ilgili şöyle genel bilgiler aktaracağım size. Peki. Evet, hemen dosyayı sizlerle Evet, şu an hem beni hem dosyayı görüyorsunuz, değil mi? Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, dosyada gözüküyor. Ben de gözüküyorsam tamam, artık derse başlayalım. Evet dostlar, konumuz paragraf. Paragraf soruları ile ilgili size şöyle genel bir tanıtım yapacağım. Daha önceki derslerimde parça parça anlattığım bazı şeyleri burada birazcık derleyip toplayacağım. Genel anlamda paragraf sorularına nasıl yaklaşmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle ana hatlarıyla paragraf konusunu değerlendireceğiz. Siz de takdir edersiniz ki paragraf konusu böyle 40 dakikada anlatılabilecek bir konu değildir. Sadece bir alt başlığı, mesela paragrafın ana düşüncesiyle ilgili soru kalıplarını incelesek zaten 40 dakikamızı alır. Yardımcı düşünceye ayrıca ele alsak o ayrı bir 40 dakikamızı alır. Dolayısıyla alt başlıkların hepsini tek tek değil, genel manada paragraf sorularında biz nelere dikkat etmeliyiz? Dilerseniz bunlara şimdi kalem kalem tek tek bakalım. Öncelikle paragraf sorularında başarılı olmak için bir kere bunu bir hedef haline getirmemiz lazım. Niçin? Çünkü gireceğimiz sınav her ne olursa olsun, TYT, KPSS, DGS, ALES, yani içinde S olan, hatta S olmayan bütün sınavlarda belirleyici olan bölüm paragraf soruları oluyor. Şimdi mesela TYT'yi ele alacak olursak 40 sorunun 30'u paragraf. KPSS keza aşağı yukarı öyle. DGS'nin neredeyse tamamı paragraf. ALES'in tamamı neredeyse paragraf. Dolayısıyla sınavın belirleyici unsuru olarak paragraf bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu bir hedef haline getirip ya yaparsam kısmet artık şeklinde değil, ya ben bu paragraf sorularından soru kaçırmayacağım şeklinde bunu bir hedef haline getirmemiz lazım. Zihnimizde bunu bir başarı noktası, odak noktası olarak bulmalıyız. Peki ne yapacağız? Bir kere her şeyden önce şu paragraflar uzun olduğu için zordur ön yargısını terk etmemiz lazım. Zira bir parça ne kadar uzun olursa aslında anlaşılması o kadar kolay olur. Asıl zor olan paragraflar kısa paragraflardır. Çünkü kısa paragraflarda yazarlar az sözde çok şey anlatma, İmgeli anlatım, simgeli anlatım, bir sözde birden çok şeyi kastetme gibi durumlara girebilirler. Ama uzun paragraflarda bu tarz sanatsal söyleşilere pek fazla yer verilmez. Dolayısıyla uzun paragraflar esasında daha kolaydır kısa paragraflara göre. Ama sevimsiz mi? Sevimsiz. Bunu da kabul edelim. Yani paragraf şöyle tuğla gibi önümüzde. Sütunun tamamını almış, sevimsiz mi? Son derece sevimsiz. Ben edebiyat öğretmeniyim. 20 yıldır paragraf sorusu çözüyorum, paragraf sorusu anlatıyorum. Ben bile şöyle sayfanın tamamını aldığı zaman paragraf, evet bana da sevimsiz değil. Ama yapacak bir şey yok. Yani en başta söylemiştim ya, yani bir hedefimiz var bizim. Bu hedefimiz ne? Paragraflarda başarılı olmak istiyoruz, soru kaçırmak istemiyoruz. Bunu bir hedef olarak kendimize belirlersek o paragrafların sevimsizliği de bir müddet sonra kaybolup gidecektir. Paragraflar uzun olduğu için zordur, ön yargısından kesinlikle uzaklaşmamız gerekiyor. Peki başka? Paragraf sorularında
önce soru cümlesi okunmalıdır. Bunu zaten bütün edebiyat öğretmenleri en başta bir söyler. Yani önce soru cümlesi, sonra paragraf, sonra şıklara inmeliyiz. Niye diye soracak olursak, ses gelmiyor mu? Dostlar, bir mesaj geldi, ses gelmiyor diye. Sesim geliyor mu? Evet, ses gitmeyen arkadaşlar, tamam. Moderatörümüz bilgi verdi. Tamam. Şimdi öğretmenler bunu söyler, önce soru cümlesini okuyun derler ama niyesini pek açıklamazlar. Niyesini açıklayanlar da şöyle açıklar. Ya önce soru cümlesini oku ki şıklara indiğinde paragrafı unutma. Bunu bu şekilde açıklarlar. Aslında yanlış bir açıklama değildir ama mantığını anlatan bir açıklama değildir. Peki gerçek açıklama nedir? Yani niye önce soru cümlesi okunmalıdır? Çünkü paragraf sorularında en önemli mesele amaçlı okumaktır. Amaçlı okumaktan neyi kastediyorum? Ya ben bu paragraf sorusunda ne arayacağım? Ana düşüncemi arayacağım, konumu arayacağım, yardımcı düşüncemi, paragrafın yapısıyla ilgili bir sorumu çözüyorum. Bunu belirleyebilmem için benim önce soru cümlesini okuyup, ha evet bu soruda ana düşünce arıyorum. Peki ana düşünceyi ararken ne yapmalıyım? Bu paragraf niçin yazıldı sorusuna cevap aramalıyım. Ha, bu kafayla okursam cevaba direkt giderim gibi bu sebeple önce soru cümlesini okumalıyız. Önce soru cümlesini okumalıyız ki paragrafı amaçlı okuyalım. Amaçlı bir okuma zaten zamandan bize kazanç sağlayacak. Çünkü ne aradığını biliyorsun. İkincisi dikkatinin dağılmasını engelleyecek. Çünkü hedefe kilitlendiğin için artık. Ya düşünsene paragrafa başlıyor adam. Ne aradığını bilmiyor. O paragraf elbette dağılıp gidecektir bir noktadan sonra. Senin de dikkatin bir yerlere dağılacaktır. Ama amaçlı okursan, ne aradığını biliyorsan haliyle dikkatin dağılmayacak. Çünkü bir yere odaklanmışsın. Yani artık hedefe kilitlenmişsin. Yani seni orada dikkatini dağıtacak herhangi bir unsur olmayacaktır. Bu sebeple önce soru cümlesi okunup sonra sorunun ne sorusu olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Peki başka? Sorularını göz önünde tutalım. Kalem kullanarak metni çözelim ama dikkat. Şimdi bir kere aramızda şu satır satır alt çizen varsa bir el kaldırsın. Bu satır satır alt çizenler yapmayın, kurban olayım yapmayın. Yani böyle her satırın altını satır satır, bir de böyle cetvel kullanır gibi o kadar düzgün çiziyorlar ki ya inanılır gibi değil. Gerçekten çok büyük bir yetenek. Satır satır şu alt çizme olayından vazgeçelim. Niçin? Ya bir kere kendini yavaşlatıyorsun. Yani o satır satır alt çizme olayında kendini yavaşlatıyorsun. İki, dikkatini dağıtıyorsun. Niye? Çünkü bilinçaltın ister istemez kaleme de odaklanıyor. Yani sen o kalemle bir şeyleri çizerken böyle satır satır bilinçaltının bir kısmı da kalemle uğraşıyor. Haliyle hem dikkat dağıtıyorsa hem zamanımızı alıyorsa dolayısıyla bu satır satır çizme olayını bir kenara bırakmamız lazım. Peki hocam ne yapacağız? Özellikle yardımcı düşünce sorularında. Hocam nedir yardımcı düşünce soruları? İşte bu değinilmemiştir, söylenemez, yoktur gibi olumsuz soru köklerinde evet diğerlerin altı çizilecek ama her şeyin altı değil. Her cümlede mutlaka o cümledeki bilgiyi hatırlatacak bir anahtar kelime vardır. O anahtar kelimenin altı çizilmelidir. Peki hocam anahtar kelimeyi bulamıyorum ben. İşte falanca hoca var çat 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 hemen buluyor. Ya güzel kardeşim bunun artistliğini yapmamak lazım. Anahtar kelime diye bir şey de yoktur esasında. Anahtar kelime sana ait, sana özgü bir şeydir. Yani öznel bir şeydir. Örneğin özellikle yardımcı düşünce sorularında önemli gördüğümüz anahtar sözcüklerin altını çizelim. Cümlesi bir bilgi aktarıyor değil mi? Bu bilgiyi hatırlatacak olan kelime bana göre anahtar sözcüklerin sözü bilgidir. Yani ben şuranın altını çizsem, bu cümleye şöyle tepeden baktığımda, sadece buraya baktığımda bunu hatırlarım. Ama ben Eyüp kişisi olarak bunu belirledim. Mahmut kişisini ele alalım. Ona göre farklı bir kelime olabilir. Dolayısıyla bu noktada ya hangisi acaba anahtar kelime değil? Tutup da kelime avına çıkmamamız lazım. Öyle bir şey yok. Yani sana göz kırpan kelime. Sana o cümlede o bilgiyi hatırlatacak kelime. Hangi kelime ise, hangisi sana böyle fosfor ışığı gibi geliyorsa o kelimenin altını çizmelisin. Yeterlidir. İlla şu kelime olmalıdır diye bir kaide yoktur. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç. Satır satır altı çizmeyi bir kenara bırakıyoruz. Her cümlede o cümleyi hatırlatacak kelimenin altını çiziyoruz. Onu da yardımcı düşünce sorularında. Bana sorarsanız ana düşünce, konu, paragrafın yapısı bu tip sorular için bir yerlerin altını çizmeye zaten gerek yok.
Bir tek bu olumsuz sorularda gereklidir. Onun da nasıl olması gerektiğini biraz önce size aktardım. Her cümlede bilgiyi hatırlatacak anahtar kelimenin altını çizmeniz gerekiyor. Hocam soru tarzlarını inceleyecek miyiz? Hayır, burada soru tarzlarını değil Sefa'cığım. Genel anlamda paragraf soruları hakkında konuşacağız. Devam edelim. Şimdi, evet bu da çok önemli. Okuma hızınızı değiştirmek. Bu ne demek hocam? Şimdi kiminiz var? Aman soru kaçırmayayım deyip çok yavaş çözüyor. Çok yavaş. Yavaş yavaş aheste aheste okuyor. Kiminiz var süreyi yetiştirme telaşıyla normal okuma hızının 2 katı, 3 katı daha hızlı okuyor. İkisi de yanlış. Şimdi eğer yavaş okursam bir kere dikkatini dağıtır. Çünkü insanın bir şeye dikkatini maksimum düzeyde verme süresinin şeyi belli, yani süresi belli. 10 saniye 15 saniye. 15 saniyeden sonra zaten dikkatini istesem de istemesem de dağılacak. İstesen de istemesen de. E haliyle böyle aheste aheste okuyup o zaman dilimini uzatmamamız lazım. Diğer türlü çok hızlı okumak da yanlış. E çok hızlı okuduğun zaman da anlamıyorsun, bazı yerleri atlıyorsun. E dolayısıyla ne çok hızlı ne çok yavaş. Peki hocam önerdiğiniz hız ne? Önerdiğim hız normal okuma hızı. Yani sen bir romanı, bir hikayeyi, bir gazeteyi, bir dergiyi, bir kataloğu hangi okuma hızında okuyorsan o okuma hızında okumalısın. Yani okuma hızını soruya özel değiştirmemelisin. E hocam ya vakit kaybedersin? Kaybetmez, kaybetmez. Aheste aheste okursan tekrar tekrar okuyacaksın. Hızlı okursan bir daha okuyacaksın. E onun için normal okuma hızı. Normal okuma hızında oku, bir kere oku ve soruyu anlamış ol. Peki, devam edelim. Evet, bu da önemli bir mesele. Paragrafta anlatılan dünyanın dışına çıkmayın. Yani. Şimdi, paragrafta bir çerçeve var dostlarım. Yani yazarın çizdiği bir dünya var. Bu dünyanın dışına çıkmamamız gerekiyor. Yani kendi duygu düşüncelerimizi parçanın içerisine boca etmemeliyiz. Beni takip edenler iyi bilir ki ben her zaman size hep şunu söylüyorum. Ya bu soruyu kendin yazdığını bir düşünsene mesela. Bazı paragraf sorularını özellikle anlatırken bazı videolarda. Ya bu soruyu sen yazdın varsa. Şıkları nasıl yazardın diye hep size soruyorum. Şimdi bu noktada paragraf soru yazarının yerine kendini koymalısın. Yani hızlı okuyup anlayabilmek için ne yapabiliriz? Hızlı okumayla ilgili biraz önce konuştum. Yani öyle hızlı okumanın bir anlamı yok. Yavaş okumanın da bir anlamı yok. Normal okuma hızınızı okumalısınız. Normal okuma hızı. Evet, buraya tekrar dönecek olursak. Dostlar yani kendi duygu düşüncelerinizi parçanın içerisine dahil etmemeniz, soruyu yazan gibi düşünmeniz lazım. Yani paragrafı okuduğun zaman bu şıkları ben olsam nasıl doldururum? Bu soruya cevap olarak hani ben onun yerinde olsam ne yazardım deyip yani soru yazanın yerine koyun kendinizi, onun gibi düşünmeye çalışın. Nesnel yaklaşın sorulara, kendi duygu düşüncenizi, ne bileyim hassasiyetlerinizi sorunun dışında bırakın ve oradaki çerçevenin dışına çıkmamaya çalışın. Çıktığınız zaman zaten tuzak sizi bekliyor şıklarda. Yani her soru yazarı bilir ki parçayı hazırlarken yani şurada şunu düşünürler, burada bunu düşünürler, burada öznel takılanlar şu şıkka gider şeklinde zaten bu tuzakları belirliyorlar. Evet, özel uyarılara özellikle dikkat ediyorum. Şimdi kıymetli dostlarım, özel uyarılara özellikle dikkat. Yani şu mema değildir, yoktur, bir şeylerin altı çiziliyorsa hangisinden önce, hangisinden sonra, bu tip ifadelere özellikle dikkat. Yani bir şeyin altı çiziliyorsa bunun anlamı şu. Buraya 2 kere bak demektir. Yani normal soruyu okuyorsun. Bir kere belki bakıyorsun. Bir yerin altı çiziliyorsa bu şu anlama gelir. Buna 2 kere bak. Yani buraya dikkat et. Burayı unutma. 20 yıllık meslek hayatımda şu sahneyle o kadar çok karşılaştım ki. Soruyu getiriyor öğrenci. Paragraf. Bakalım bakalım. Daha soruyu okur okumaz ha anladım hocam. E niye? Yani ne oldu da anladın? Hocam ben orayı değildir diye okumuşum, yoktur diye okumuşum, hangisinden önce diye okumuşum, hangisinden sonra diye okumuşum. E haliyle soruyu daha baştan yanlış anlamış. E o zaman bize burada düşen, ya şu altı çizilere özellikle dikkat. Hangisinden önce, hangisinden sonra vesaire bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, paragrafı okurken dedi, ben mesajı kaçırdım. Sorularınızı bu sunumu bitirdikten sonra alayım ben. Yani sunumu bitireyim çünkü sorularınız kaçıyor gözden.
yazık oluyor sorularınıza. Sunumum bitsin, vaktimiz kalan kısımda da sorularınızı alalım. Evet, doğru, sağlam, garantici teknikler geliştirin. Bu da çok önemli. Kıymetli dostlarım, yani şu, cin olmadan adam çarpmayın. Böyle özetleyeyim. Yani cin olmadan adam çarpmayın. Ne demek istiyorum? Yani hayatımda doğru düzgün bir kitap okuma alışkanlığım yok. İyi bir okur değilsin. Akıcı bir okuma pek geliştirememişsin. Yani bu ayıp bir şey değil. Ben de öyleydim. Üniversite sınavına hazırlanırken daha sıfır dershaneye başladığım gün ya bir paragrafı akıcı bir şekilde okuyamıyordum. Ben de yani kötü bir okurdum o zamana kadar. Sonra ahdettim, kitaplara sardım, iyi kitap okudum vesaire. Bu bakımdan kendimi geliştirmeye çalıştım. Dolayısıyla bir kere cin olmadan adam çarpmaya çalışmadım. Yani iyi bir okur olunca, okuduğunu iyi anlayan, iyi yorumlayan biri olunca. Önce bunları olun ki daha sonra taktik, teknik, işte şurasına bak, sorunun burasına bak, dikey oku, çapraz oku falan filan, bunlara sonra geçersiniz. Bazen öğrenciler bana soruyor, diyor ki hocam şu hızlı okuma teknikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben diyorum ki çok güzel düşünüyorum. Niye? Çünkü her biri değerli. Her biri bir değer ifade ediyor, bir emek ürünü hızlı okuma teknikleri. Ama hızlı okuma tekniklerini öğrenmeden önce senin önce bir okumayı öğrenmelisin. Yani sen iyi bir okur olacaksın. Ayda iki roman bitiren, işte üç ayda en az iki üç roman okumuş, senede şu kadar kitap okumuş, okuduğunu anlamada vesaire sıkıntısı olmayan biri olman lazım ki sonraki aşama hızlı okuma teknikleri olsun. Önce bir iyi okur olmamız gerekiyor dostlar. Unutmayın. Peki. Dolayısıyla doğru, sağlam ve garantici teknikler geliştirmemiz lazım. Ve şunu hiç unutmayalım. Gerçek sınavda TYT, KPSS vesaire, bu sorularınızı alacağım Zeynep'ciğim, birazdan alacağım. Hiçbir sınav, yani TYT, KPSS, DGS aklınıza ne geliyorsa, hiçbir sınavda yoktur ki bir paragraf sorusunun bir kısmı okunarak çözülür. Böyle bir sınav yeryüzünde yoktur. Yani maalesef sizi kandırıyorlar. Gerçekten kandırıyorlar. Yok parçanın burasını oku sadece, yok sadece şurasını oku, yok böyle oku falan filan. Bu şeylere aldanmayın. Yani bunlar sizi bak kısa yoldan bu işi halledebilirsin deyip sizin duygularınızı sömüren bir anlayış bu maalesef. Bunlara aldanmayın. Gerçek sınavda, gerçek sınav, TYT, KPSS, ALES fark etmiyor. Hiçbir sınavda böyle bir kısmı okunarak çözünebilen bir paragraf sorusu yok. Ben öğretmenim. 20 yıldır paragraf sorusu yazıyorum, çözüyorum. Ben bile bir kısmını okuyarak çözüyorum. Yani değil ki sen. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir teknik yok. Paragraflar baştan sona okunması lazım. Ha, ortasına geldiğinde soruyu çözdüğün sorular olmayacak mı? Elbette olacak. Ama biz hep ne diyoruz? Doğru cevabı bulsam bile bütün şıkları oku. Doğru cevabı bulsam bile bütün şıkları oku. Bütün paragrafı oku. Mutlaka. Öyle ucuz paragraf teknikleri çukuruna düşmeyin sakın. Gerçekten canınız çok yanar. Ben de çok üzülüyorum. Siz de çok üzülmüşsünüz. Peki devam. Doğru kaynakları kullanın. Doğru kaynaktan kastım son 10 yılın çıkmış sorularıdır. Kolaydan zora doğru gidiyorum. Önce TYT'yi bitir. Bir tık zorlaştır KPSS'yi bitir. Bir tık daha zorlaştır DGS'yi bitir. En son noktada en zoru, en babası ALES paragraflarıdır. En son noktada da ALES'i bitir. Yani son 10 yılın zorluktan zora doğru söylüyorum. TYT, KPSS, DGS, ALES. Bu son 10 yılın çıkmış paragraf sorularını çözün. Hem bedava ÖSYM sitesine yüklemiş durumda soruları, sadece belki bir çıktı parası alacaksınız. Son 10 yılın çıkmış sorularını çözün. Hocam İlla kitap önerin derseniz elbette kendi yayınlarımı öneririm. Yani XX Large Edebiyat'ın paragraf soru bankasını öneririm. Edebiyat Sokağı'nın paragraf soru bankasını öneririm. Benim yakın bir zamanda bir kitabım çıkacak, onu öneririm. Ama ben bile bak kitap yazarı olarak, içinde sorularım olan kitaplar olarak ben bile diyorum ki benim kitaplarımdan da önce çıkmış soruları çözün. Bitti mi? Sen hala yayın mı arıyorsun? Tamam ben kendimkini öneririm. Yani elin kitabını önereceğime kendi kitabını öneririm. XX Large paragrafı alabilirsiniz mesela. Evet, alacağım sorularınızı. Sınıf öğretmenliği sorusu göndermiş. Alacağım sorularınızı. Evet, sunumumuz da böylece bitmiş oldu. Şimdi sorularınızı alabilirim dostlar. Genel anlamda benim paragrafla ilgili anlatacaklarım bunlardı. Sizlerin bana sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Sorularınızı alayım.
Böylece dersi yavaş yavaş noktalamaya başlayalım. Ben sözelciyim. Ayete başlamam lazım mı şimdiden? Evet, başlamalısın. Başlamalısın. Şimdiden başlamalısın. Yani dershanede olduğunu düşün. Dershaneler şu anda AYT'ye başladı mı? Başladı. Yani biz şu an AYT derslerini anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz. Başlamalısın. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. 10. sınıfın TYT edebiyat için soru kaçtı. Paragraf 0 risk nasıl? Evet, birkaç kere geldi önüme. Güzel sorular. Fena değil. Yani ben beğendim soruları. Güzel. Bu arada evin tam yerine oturmuş markada da. Mona Lisa tatlısı gibi. Hocam beni işte aldık için TYT bitmek üzere ama netim 41 sizce düşük mü? Yani Türkçe adına konuşalım. Türkçe adına bir net söylersin bana yorum yapabilirim. TYT edebiyat için neler yapmalıyız 10. sınıf? Yani TYT için zaten sizi hazırlıyorlar. Dersleri iyi takip edin. Yani TYT için zaten 9'dan 10'dan 11'den itibaren sizi hazırlıyorlar. Dersleri iyi takip edin. Bazen dalıyoruz, soru gidiyor. İşte amaçlı okuma varsa dalmada olmaz. Eğer amaçlı okursan paragrafı dalmaz. Çok iyi, sadece bir tık kaçırıyorum. Tamam ya, olabilir. Ben bile kaçırıyorum ya. Ben dediğim gibi yani 20 yıldır bu işin içindeyim. Ben bile soru kaçırıyorum. Yani insanın o anki ruh hali, psikolojik durumu vesaire. Hepsi o an etkili. Bir iki tane de sıkıntı olmaz. Türkçe netim 22. Yani şunu 30'lara çıkarmamız lazım bir an önce. En azından Ekim ayına kadar 30'lara çıkarmamız lazım. Çıkmış soruları sıralamayı tekrar söylüyorum. Beyza sormuş. Önce TYT'yi bitirin. Sonra KPSS, sonra DGS, sonra ALES. Sıralamayı bu şekilde yapabilirsiniz. TYT, KPSS, DGS, ALES. Deneme mi test mi? Test ise kaç soru? Yani sayılara takılmayın dostlar. Konulara odaklanın. Denemeler için erken olduğunu düşünüyorum. Konuya odaklanın. Yani konuyu öğrenebildim mi? 10 soruda öğrendiysen 10 soru. 50 soruda öğrendiysen 50 soru. İyi akşamlar. Asıl vurgulanmak istendiği dendiği zaman Zeynep'cim, parçanın niçin yazıldığına odaklanmalıyız. Herkes halk edebiyata nereden başlamalıyım? Şiir bilgisinden başlarız genelde. Ben teşekkür ederim. Evet, çok yanlışım çıkıyor diyor paragraftan. Bir kere benim paragraf videolarımı bir tek tek bir izleyip, yani her videoyu böyle 2-3 gün arayla izlemeniz lazım. Yani öğrenciler bir de şöyle bir şey şöyle bir hataya düşünün. Lütfen soru yazmayın. Sorunuz ben bunu anlatırken kaybolur gider. Onun için soru yazmayın. Şunu bir anlatayım kısaca. Şimdi maalesef yine piyasadan örnek vereceğim. 30 günde TYT, 40 günde AYT, işte 21 günde bilmem ne falan filan gibi böyle sihirli sözcüklerle, ambalajlı sözcüklerle çok açık konuşacağım. Sizi kandırıyorlar. Yani çok net söylüyorum. Sizi kandırıyorlar. Yani bir sınava hazırlanmak öyle 40 günde, 45 günde, 30 günde mümkün değildir. Mümkün değildir. Çünkü girdiğiniz sınavlar tek dersten oluşan sınavlar değil. Yani eğer öyle olsaydı zaten lise 4 yıl olmazdı. Anlatabiliyor muyum? 3 ayda liseyi bitirirdim. Bütün lise boyunca anlatılan konuların sınavına giriyorsun sen. Bak böyle düşün. Bütün lise boyunca, lise 1, lise 2, lise 3, lise 4, 4 sene boyunca bütün derslerden gördüğün konuların tamamından sınava giriyorsun sen. Dolayısıyla böyle bir sınavın 49 günde, 50 günde, 30 günde, ya bu çok yanlış. Öğrencileri son derece yanlış bir şekilde yönlendiriyor. Eğer tek dersin coğrafya olsa, yani sınavın sadece coğrafyadan oluşsa ya da sadece tarihten oluşsa, sadece edebiyattan oluşsa, evet edebiyat 63 günde de biter, 50 günde de biter. Bana sorsan ben 40 günde de biterim edebiyatı. Ama tek dersin edebiyat değil, sıkıntı burada. Dolayısıyla sizin dersleri, YouTube'da da bir videom var benim. Zaman odaklı çalışırsanız duvara toslarsınız diye. Bir de şey var. Kamp videoları başınıza bela olmasın diye. Orada uzun uzun anlatıyorum aslında. Yani böyle işte 30 gündür paragraf çözüyorum. Ya 30 gün boyunca paragraf çözülmez. Yani çözülür de günde 10 soru, 15 soru, 20 soru falan çözersin. Senin başka derslerinde de çalışman lazım. Bazen öğrenciler öyle bir odaklanıyor ki bir meseleye.
o mesele olduğundan da büyük hale geliyor. Halbuki birazcık hafife alsa olur, birazcık böyle üzerine düşmese, günlük rutinle devam ettirse kendi kendine çözülecek aslında. Evet. Hocam edebiyattan hedef netim 16 net yapmak ne yapmam lazım? Şimdiden başlamalısın. Edebiyata şimdiden başlamalısın. Çıkmış sorulara kaç ay kala değil, bence şimdiden başlayın. Ancak biter zaten. Çünkü TYT, KPSS, DGS, ALES hepsi var. Paragrafım hala çok iyi, başlık bilemiyorum. Tabii ki, tabii ki. Nereliyim? Kökenim Trabzon. Doğum yerim Hatay. Hocam bir bilgisi için Zoom açacak mısınız? Şimdi Tekuzem çatısı altında bu ders. Tekuzem ailesiyle bu sene programımızı yapacağız. İşte TYT hazırlık derslerini yapacağız. Antep'ten, buradan da Antep'e selamlar. Tekuzem ailesi için de TYT, dil bilgisi, paragraf vesaire derslerimize başlayacağız. Tarihi başladığı zaman. Bunu Tekuzem yetkilileriyle görüşebilirsiniz. YouTube'u soracak olursanız yakın bir zamanda kitabım çıkacak. Bu kitabın kampı da başlayacak, TYT kampı. Oradan da takip edebilirsiniz. TYT hazırlık dersleri ne zaman başlıyor hocam? Alan Yayınları İşler Grup Alan Yayınları kitabı çıkardığı zaman YouTube'da derslerimize başlayacağız. Burada da tarih sanıyorum Muhammed Bey bir bilgi verirseniz arkadaşlarım. Tam tarih neydi TYT derslerimizin başlangıç tarihi? Evet. Bilgi almak için bakın bir link bırakmış oradan. Kanalın adı Eyüp Hoca ile Türkçe ve Edebiyat. Benim kanalımın adı. Muhammed Bey biraz önce bir link bıraktı. Oradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Burada daha biz bize bir ders işleyeceğiz. Yani bu kursu satın alan dostlarımla, arkadaşlarımla daha biz bize ders olacak. Atıyorum 10 kişi, 15 kişi, 5 kişi belki. Belki 2 kişi, belki 1 kişi özel ders. özel ders tadında kafana takılan her şeyi sorabileceğin farklı bir format olacak Tekuzem çatısı altında. Ama YouTube'daki tayfamı elbette yalnız bırakmayacağım. Onlarla dediğim gibi kitabım çıkar çıkmaz TYT çalışmalarına başlayacağız. Evet, başka sorusu olan var mı dostlarım? Aboneyim. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Sağ ol. Hocam her gün düzenli paragraf çözüyorum. Tevhide. Aslında düzelmesi lazım. Branş denemelerine daha erken. Branş denemeleri için düzelken. Yani bir iki ay daha beklemelisin bence. Uzun bir soru geldi. Gözümden kaçtı göremedim. Ben de hataylıyım. Memnun oldum Nisa'cığım. Bir anda düştüler. Netler bir anda düştü. Ben de oldum öğrenciyken ben de. Yani bazen oluyor. Bazen Türkçe dersi biraz, dil dersleri biraz nankördür. Her şeyi bilsem bile bazen netlerin çok düşük gelebilir. Bazen oluyor. 12 soruda 8 doğru 4 yanlışta kaldım. Kaynakta kolay. Evet. Başka sorusu olan yoksa aram hiç yok, nasıl halledebilirim? Rozerim. Ya en başta söyledim ya, kendine bir hedef belirlemelisin. Yani o hedefi belirlediğin zaman o paragrafla aram hiç yok. Olayı da ortadan kalkıyor. Bir hedef belirlemene bakar. Günde kaç paragraf çözmemiz lazım? Kısaca bahsedeyim. Eğer iyi bir öğrenciysen, yani paragraflardan 2-3 yanlışın çıkıyorsa günde bir test çözmen yeterli değil. Bir testin içinde 8 soru 12 soru oluyor zaten. O şeye göre, puntoya göre. Hocam yok orta şekerli diyorsan, yani zaman zaman bayağı yanlışın çıktı diyorsan, senin günde 20-25 soru arası paragraf çözmen lazım. Her gün 20-25. Hocam ben umutsuz vakayım.
Yani şıklara indiğinde 5 şık arasında kalıyorum. Şıklara inince paragrafı unutuyorum. Bir soruyu en az 3 kere okuyorum diyorsan senin en az bak en az 30. En az 30 soru günlük. En az 30. Bunu 40, 50, 60 yaparsan senin güzelliğin ama en az 30 tane soruyu bir oturuşta bile. 5 soru çözeyim, dur bir kahve içeyim, 10 soru çözeyim, arada bir sigara yakayım falan değil. Tamam, bir oturuşta böyle en az 30 soruyu çözmen lazım günlük. YKS 2024 nasıl olur? Bence artık biraz zor olsun. Ya nasıl olurdan ziyade zor olsun bence. Süreyi yetiştiremiyorum. Daha yolun başındayız. İnşallah hızlanacağız. KPSS ve TYT aynı mı? Aynı. KPSS ve TYT'nin zorluk düzeyi paragraf açısından konuşuyorum. Aynı. Yani KPSS belki böyle bir tık yani bir tık tık daha artık biliyorsunuz ölçü birimi. Bir tık belki biraz daha zordur KPSS'de. Hep yanlış işaretliyorum. Doğruyu işaretleyeceğiz inşallah. Roman hikaye okuyunca elbette elbette Fatma Nurcuğum roman hikaye ya ne isterseniz okuyun ama okuyun mutlaka okuyun. Bunu zihnimize antrenman gibi düşünelim. Antrenman yaptırıyoruz okurken. O antrenmanlı kafayla paragraf sorusu okumakla hiç antrenman yapmayan kafayla paragraf sorusu okuyan arasında elbette fark olacaktır. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hangi tür kitaplar okumalıyız? Yani şahsen bak ben kendi adıma konuşuyorum. Ben öğrenciyken rezil durumdaydım. Ben Orkun Uçar'ın neydi o romanın adı? Çok da cacık bir romandır esasında. Metal Fırtına, evet. Son derece romantik böyle. Amerika geliyor Türkiye'yi istila ediyor da Türkiye işte savaşarak Amerika'yı devrediyor da falan filan. Ve çok sakız ciklet şeyinde bir roman. Ben mesela öyle romanlarla başladım okumaya. Yapay zeka yapacakmış. İyi bakalım bir görelim. İyi olur diye düşünüyorum. Yani yapay zekanın işin içine girmesi iyi olur. Evet, doğru şıkkı bulacağız bir şekilde Tevhideciğim. Yani hangi tip sorular onları görmem lazım. Hep aynı soru kalıbında mı bu problem var? 2024 sınav bizi zorlayacak mı? Hakan'cığım bence sınav bizi zorlasın diye dua edelim bence. Çünkü çalışan bir öğrenci için ben kendimden biliyorum. Ben zor olsun istiyorum mesela. Çünkü çok çalışmıştım. Zor olsun ki benim farkım ortaya çıksın derdim ben. Kolay bir sınavı hiç ummadım, hiç dilemedim. Yani zor olsun. Sözelcileri ancak böyle geçebilirim falan diyordum. Evet, kolay olunca yığılma oluyor. Bir de çalışanla çalışmayan. Bak siz ne güzel vakit ayırmışsınız. Gelip karşımda benle birlikte şu an etkileşim halindesiniz. Şu an televizyon izliyor olabilirdiniz. Telefonda oyun oynuyor olabilirdiniz. Bak vakit ayırdınız. Vakit ve zamanınızı harcıyorsunuz. Şimdi bu vakti ve zamanı harcayanla şu an televizyonun karşısında keyif çatanı ayırt etmeyen bir sınav mı isteriz? Yoksa ayırt eden bir sınav mı isteriz? Onun için zor olmasını dilemek daha iyi bence. Bu arada ekran kapanabilir, yayın kapanabilir dostlar. Doğru geliyoruz. Onun için şimdiden hepinizi öpüyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Branşım nedir? Edebiyat. Hangisine ulaşılır? YouTube'da bir videom var bununla ilgili. Rozen iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok sağ olun. Umarım faydası olmuştur. Hakan'cığım teşekkürler, çok sağ olun. Yani 40 dakikayla sınırlı olduğu için birazdan kapanacaktır. Onun için böyle çat diye ekranın kapanması yerine ben sonlandırayım ki yani en azından bir vedalaşmış olalım. Çünkü o çok kötü oluyor böyle çat diye kapanıveriyor. Dostlar öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sağ olun dersime katıldığınız için. Tekrar Zoom olacak mı? Muhammed Bey'den bilgi alabilirsiniz. Hocam bir link bırakabilir misin? Bak link bıraktı. Tek uzemle iletişim haline geçerseniz
tekrar belki bir dil bilgisi üzerine belki yaparız yine bir tanıtım dersi. Genel anlamda dil bilgisi konularıyla alakalı. Hepinizi öpüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.